öneri üzerine konuşmak isteyen Adalet ve Kalkınma Partisi grubu adına Balıkesir Milletvekilimiz Sayın Pakize Mutlu Aydemir. Süremiz 3 dakika Sayın Aydemir. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, CHP grup önerisi üzerine AK Parti grubum adına söz almış bulunmaktayım. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Ülkemizde insan hakları konusunda en önemli adımlar AK Parti döneminde atılmıştır. Hükümetimiz tarafından hukukun üstünlüğü, demokrasi ve insan hakları referans alınarak özellikle son 17 yılda çok önemli reformların yapıldığı hepimizin malumudur. Çoğunluğu anayasal düzeyde olmak üzere yaptığımız değişikliklerle bir yandan temel hak ve hürriyetleri genişletirken diğer yandan siyasal hak ve özgürlüklerin kullanılmasına önünde engelleri kaldırdık. Bu anlayış çerçevesinde temel hak ve özgürlükler alanında adeta sessiz devrim yaşanmış, birçok adım atılmış ve temel reformlar hayata geçirilmiştir. İktidarlarımız döneminde işkenceye sıfır tolerans politikasını hayata geçirdik. Türkiye'nin artık işkence diye gündemi kalmamıştır. İşkence suçlarına uygulanan cezaları artırdık. Bu suçları işleyenler bakımından zaman aşımını kaldırdık. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkememizin verdiği ihlal kararları sonrası yeniden yargılama ve yeniden soruşturma yapma olanağı getirdik. Bilgi edinme yollarını geliştirmek için kamu kurumlarına başvuru hakkını ve bu başvurulara cevap verme zorunluluğunu getirdik. Değerli milletvekilleri, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ihlallerinin önlenmesine ilişkin eylem planı hazırladık ve uygulamaya geçirdik. Hak arama özgürlüğünün önündeki engelleri kaldırmakla yetinmedik. İnsan haklarının kurumsallaşması adına yeni hak arama yolları da getirdik. Bu kapsamda bunlara da sadece başlıklar halinde değinmekte fayda görüyorum. Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru imkanını getirerek Anayasa Mahkemesi'nin Ulusal İnsan Hakları Mahkemesi gibi çalışmasını sağladık. Türkiye İnsan Hakları Kurumu'nu oluşturarak vatandaşlarımızın mağduriyetlerini önleyecek çok sayıda karar alınmasının önüne geçtik. Vatandaşlarımızın idare karşısında uğradıkları haksızlıkları gidermek ve şikayetleri mahkemeye gitmeden sonuçlandırmak amacıyla Kamu Denetçiliği Kurumu'nu kurduk. Ülkemizin yıllardır beklediği reformlardan biri olan istinaf mahkemelerini 20 Temmuz 2016'da faaliyete geçirdik. OHAL işlemleri itiraz komisyonunu kurduk. Farklı dil ve lehçelerde devletin resmi kanallarında yayın imkanı sağladık. Anayasada çocuklar konusunda pozitif ayrımcılık esasını benimsedik ve benim de üyesi bulunduğum İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ve Çocuk Hakları Alt Komisyonumuza sadece bu dönemde 3724 dilekçe başvurusu yapılmış olup 3525 işleme alınmış, dilekçesi işleme alınmış, komisyon üyesi de tüm parti milletvekillerimizin katılım ve katkılarıyla yerinde 40 saat incelemeler yapılmıştır. Kadın ve erkeklerin eşit haklara sahip olduğunu anayasal hükme dönüştürdük. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Türkiye insan hakları testini... Sayın Başkan. Devam edin. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Türkiye insan hakları testini ve... Tamamlayalım. Teröründen mültecisine kadar tüm boyutlarıyla yaşamış ve alnının akıyla tamamlamıştır. Türkiye'de insan hakları ihlali olduğunu söylemek artık abesle iştigaldir. Türkiye bir hukuk devletidir. Anayasanın verdiği yetki ve sorumluluk kuralları içerisinde bütün kanunlarımıza saygılı bir şekilde ve hukukun üstünlüğünü de koruyarak insan hakları noktasında insan onuruna yakışır bir tavır sergileyerek dünyaya örnek bir ülkedir Türkiye. İnsan onuru mutlaktır, asli birincil konumdadır, evrenseldir, mübadele değeri yoktur, kültürden kültüre değişmez. Bir insanın hayatının, özgürlüğünün ve mutluluğunun başka bir insanın hayatından, özgürlüğünden ve mutluluğundan daha az değerli olmadığı inancındayız. Sözümü Mandela'nın şu sözleriyle bitirmek isterim. İnsan haklarını inkar etmek, insanlığa meydan okumaktır. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Öneriyi oylarınıza sunacağım. Buyurun. Sonra Sayın Hatip bunları iddia etmek abesle iştikaldir diyerek kendisini doğrudan hedef aldı. Normalde kürsüden cevap vermesi lazım ama uygun görürseniz bir dakika yerinden konuyla ilgili bir saptamada bulunmak istiyorum. Sayın Kadıoğlu, yerinizden bir dakika da toparlayın. Yalnız bir dakika sonra mikrofon kesiliyor biliyorsunuz. Buyurun.
Buyurun, uzatmayalım arkadaşlar. Buyurun. Sayın Kaboğlu, mikrofonu açalım. Açıldı Sayın Kaboğlu, buyurun. Ben 5 dakika içerisinde sadece ana başlıklara değindim. Eğer kanun hükmünde kararname ek listesinde yer alan ve bütün haklarından yoksun kılınan, hiçbir biçimde gösterilmeyen kişilerden 46'sı intihar etmişse, bu insan hakları ihlali değilse, eğer bir yıl içerisinde 1477 işçi ölmüşse, devletin düzenleme, denetleme ve yaptırım kusuru nedeniyle bu insan hakları ihlali değilse, eğer Anayasa Mahkemesi 2019 yılında 298 bireysel başvuruda 20 farklı hak başlığında 316 ihlal tespit etmiş. Yerinden söze bu kadar veriyoruz, kusura bakmayın. Öneriyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, nedir senin durumun? Değerli arkadaşlar, bir tartışmaya meydan vermeyelim. Bir elektronik oylama yapacağım. 2 dakika süre veriyorum. Öneri kabul edilmemiştir.